maç sonucuna baktığımızda çok da kabul edilebilir bir sonuç değil. Nasıl değerlendirirsiniz? Sizce bu tablo nasıl ortaya çıktı? Bugünkü mağlubiyetin sebebi nedir? Bugünkü mağlubiyeti bize Alanyaspor vermedi ki. Kendi kendimize verdik. Yani öyle 3 tane öyle bariz hata yapılır mı yani? Yani yılların profesyonel oyuncuları. Gerçekten öyle yani. Attıkları golleri onlar atmadı. Biz hepimiz kendi ayağımızla, kendi elimizle verdik yani. Yani bu kadar oyuncu duyarsız olur mu ya? Oyuncuların biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var. Onlara örnek olmaları gerekiyor. Onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları hatalarla, bireysel hatalarla maalesef maçı kaybettik yani. Onun dışında bir şey yok. İkinci yarı zaten çok iyi başladık. Gayet iyi de oynuyorduk. Alex sakatlandı yine her maç olduğu gibi. Ve ondan önce biliyorsun Fenerbahçe maçında iki tane adamımız gitti. Getson ve Umut gitti. Başka şeye döndü maç. Bu da aynı ama bunda yani ya bu inanamıyorum. Ya bir oyuncuların böyle bariz hata yapmalarına inanamıyorum. Yani gerçekten yapacak bir şeyimiz yok elimizde de. Bizim yapacak bir şeyimiz de yok. Bir bireysel hatalardan yediğimiz gollerle yenildik yani. Hocam aslında baktığımızda bundan önceki süreçte kadro dışılarda oldu. Fakat baktığımızda bu maçta maçın skoru da gösteriyor ki reaksiyon gösteremiyor Beşiktaş takımı. Siz neye bağlarsınız? Nasıl değişecek bu tablo? Şimdi Beşiktaş takımı reaksiyon gösteriyor. Niye göstermesin ki? Gösteriyor. Ama devamı gelmiyor. Yani işte şimdi şöyle, yediğiniz goller sizi mahvediyor. Yani biz golü attık. Golümüzü de attık. Hiçbir şey yok. Yediğimiz gole baktığın zaman kendi kalene attığın gol gibi. Öbürüne bakıyorsun geri pası veriyor, gol oluyor. Kalecimiz topa vuracağına vurmuyor, çalıma gidiyor, gol oluyor. Yani böyle oldu yani. Yoksa bu maçın bütün şeylerine bakın. Her şeye bakın. En üst biziz yani. Yapmışız, etmişiz. Şutumuz var, oyunda oyun, top bizde. Her şey bizde. Her şeye baktığınız zaman. Ama bireysel hatalar maalesef bizi kötü yaptı yani. Onun dışında bir şey yok. Ha, tabii ki nasıl düzelecek? Düzelecek yani. Şimdi görüyorsunuz eğer Beşiktaş takımının oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı, kadro dışı kalmasalardı, mesela Getson oynayabilirdi bugün. Oynamadı yani. Ve kadro dışı oyuncularımız kadro dışı değil de normal şekilde. Sağlıklı mıydı Getson yoksa yanlış anlaşılmaya bağlı? Yani oynayabilirdi ya, o kadar önemli değildi yani. O var. Örneğin mesela bizim o 5 tane kadro dışı kalan adam kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst o işine gücüne baksalardı, her şeyi yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu yani. Ama gitgide tabii ki takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Ne bileyim tam hazır olmayan oyuncularımızı oynatıyoruz gibi ama bugün onların hepsi hikaye. Tek şey bizim o yaptığımız 3 tane bireysel hata yani. Bunu hangi takımla oynarsan oyna kesinlikle böyle bu hataları yaparsan yenilirsin yani.